Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik Sıfır kitabından köklü sayılar konusu köşe taşı 13'teyiz. Önce bazı açıklamalarımız ve örneklerimiz var, onları beraber inceleyelim. Köklü sayıların toplamı ve farkı şeklinde verilen ifadelerin eşleniği bulunurken a kare eksi b kare, yani arkadaşlar iki kare farkı özdeşliğinden yararlanılır. Buradaki birinci terim A, ikinci terim B. Nasıl yazıyormuşuz? Birinci terim eksi ikinci terim çarpı birinci terim artı ikinci terim. Arkadaşlar bana bu açılım verilirse de bu şekilde toparlayabileceğim. Şimdi örnekleri beraber inceleyelim. Kök A eksi kök B'nin eşleniği, bakın aradaki işaret burada eksi, burada artı olacak. Buna dikkat edelim. Kök A artı kök B şeklinde. Peki bu iki ifadenin çarpımının cevabı istenirse? Bakıyorum arkadaşlar, aynı terimler var. Ortadaki işaretler farklı. O zaman aklıma şu geliyor. Bu diyorum şurası, bu çarpım yani. İki kare farkının açılımı. O zaman biraz düzenleyelim. Birinci terimimiz burada kök A. Kök A'nın nesi olacak? Karesi. Arada eksi. İkinci terimimiz kök B. Kök B'nin nesi olacak? Karesi. Kök A'nın karesi A, araya eksi, kök B'nin karesi arkadaşlar ne? B. Buradan bakın bu cevaba ulaştım. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Kök 3 eksi kök 2'nin eşleniği diyor. Kök 3 artı kök 2. Dikkat edin, ortadaki işaretler farklı sadece. Şimdi bu ikisinin çarpımı istenirse nasıl bulacağım? Birinci terim burada kök 3, onun karesi. Arada da eksi var. İkinci terim kök 2, onun karesi. Kök 3'ün karesi 3 yapar. Eksi. Kök 2'nin karesi 2 yapar. Bakın arkadaşlar 1'e ulaştık. Hocam ben bunu anlamadım. Peki nasıl yapabilirim? Mecbur ikisini çarpacağız o zaman. Bu soruda size onu da göstereyim. Bakın. İkisini güzelce çarpacağız. Şimdi kök 3'ü diğer parantezin içindeki her şeyle çarpacağım. Kök 3 çarpı kök 3, kök 9'dan 3 yapar. Kök 3 çarpı kök 2 arkadaşlar kök 6 yapar. Bitti. Sırada eksi kök 2 var. Karşı parantezle çarpıyorum. Eksi kök 2 ile kök 3'ü çarparsak eksi kök 6 yapar. Eksi kök 2 ile kök 2'yi çarparsak şöyle yapar arkadaşlar. Buradan da eksi işaretini koyuyorum. Kök 4 dışarı ne diye çıkar? 2 diye. Bunlar birbirini sıfırladı. 3'ten 2 çıktı. Cevap ne? 1. Bu kadar. Şimdi diğer örneğimize bakalım şuna. A eksi kök B'nin eşleniği. Bakın ortadaki şart farklı. A artı kök B. Peki bu ikisini çarparsak nasıl olacak? Buraya yazayım arkadaşlar. Birinci terim burada A, ikincisi kök B. Bunu unutmayalım. Birincinin karesi eksi ikinci terimin nesi? Karesi. A karede düzenlenecek bir şey yok ama kök B'nin karesi ne yapar? B yapar. Bakın buradan cevaba ulaştım. Diğer soruya bakalım. 6 artı kök 2'nin eşleniği 6 eksi kök 2. Arkadaşlar bu ikisinin çarpımı verilmiş. Burada birinci terim 6, ikinci terim kök 2. Çarpılırsa ne olacak bakalım? Birinci terimin karesi arada eksi, ikinci terimin nesi? Karesi. 6'nın karesi 36, kök 2'nin karesi 2 yapar. Bakın buradan ben de 34 olarak buluyorum. Şimdi sorularımıza geçelim. Bu işlemin sonucu soruluyor. Arkadaşlar bu paydanın eşleniği 3 artı kök 7. Bu paydanın eşleniği ise kök 7 eksi kök 5. Şimdi 3 artı kök 7 ile 1'i çarpacağım. Yani burayı çarpıyorum. Bölü arkadaşlar 3 artı kök 7 ile 3 eksi kök 7'yi çarpmam lazım. Sizin için şöyle yan yana yazayım. Bu iki kare farkının açılımı. Burada arkadaşlar birinci terimimiz 3, 3'ün karesi eksi ikinci terimimiz kök 7, kök 7'nin karesi. 3'ün karesi 9, kök 7'nin karesi 7. Bölünce, pardon, çıkarınca ne çıktı? 2 çıktı. Bunu böyle yazdım. Arada eksi var. Bakın yazıyorum.
Kök 7 eksi kök 5 ile 1'i çarpıyorum. Şimdi de burada kök 7 eksi kök 5 ile arkadaşlar kimi çarpacağım? Kök 7 artı kök 5'i çarpacağım. Yine fark ettik 2 kare farkın açılımı. Birinci terimimiz kök 7 karesi eksi ikinci terimimiz kök 5 karesi. Kök 7'nin karesi 7, kök 5'in karesi 5. Fark ne çıktı? 2 çıktı. Şu an dikkat ettim. Paydalar aynı. O zaman şöyle ortak payda da yazabilirim. Bakın buraya aynen yazıyorum. Bir problem yok. Fakat arkadaşlar şu eksi buradaki bütün işaretleri değiştirecek. Dikkat edelim. Eksi kök 7, eksi eksi kök 5'ten artı kök 5 yapar. Kök 7'ler birbirini sıfırladı. Buradan cevabı 3 artı kök 5 bölü 2 olarak buluyoruz. Bu ilk sorumuzdu. Devam edelim. Evet, şimdi bakın bu ifadenin eşitliğini bulunurken terimleri aynı yazıyorum. Bakın, eksi ise ortaya ne koyuyorum? Artı. Yine buraya bakın, terimleri aynen yazıyorum. Artıysa eksi koyuyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. 1 ile kök 3 artı kök 2'yi çarpıyorum. Bölü kenarda kök 3 artı kök 2 ile kök 3 eksi kök 2'yi çarparken 2 kare farkı olduğunu görüyorum. Kök 3'ün karesi diyoruz. Eksi kök 2'nin karesi diye yazıyoruz. Kök 3'ün karesi 3, kök 2'nin karesi 2. Burası ne çıktı? Payda olarak 1 çıktı. Arada da artı var. Yine arkadaşlar burayla yani kök 3 eksi kök 2 ile 1'i çarptım. Şimdi de bakın paydayla eşlenik kısmını çarpıyorum. Arkadaşlar şu ifadeyle bakın şu ifade aynı. Yani aynı şeyleri mi çarpacağım yine? Bunun cevabı da ne çıkacak? 1 çıkacak. Hesaplamama gerek yok. Çünkü çarpmada bakın sayılar sadece yer değiştirmiş. Çarpmada sayılar yer değiştirince cevap değişiyor mu? Mesela 4 kere 5 20, 5 kere 4 20 değişiyor mu? Değişmiyor. Şimdi paydalar 1 olduğu için şöyle direkt 1'e bölerek yazabilirim. Kök 2'ler birbirini sıfırladı. Kök 3 ile kök 3'ü toplarsak kaç kök 3 yapar? 2 kök 3 yapar. Devam edelim. Evet, yine bir sorumuz. Eşleniği bakın yazıyorum. Diğerini de yazıyorum. Artı 1 yazmamız yeterli. Şimdi arkadaşlar 6 ile neyi çarpacağım? Kök 5 artı kök 2'yi çarpacağım. Bölü. Şimdi burada şunu da hesap edelim. Birinci terimimiz kök 5, kök 5'in karesi eksi ikinci terimimiz kök 2, kök 2'nin karesi. Kök 5'in karesi 5, kök 2'nin karesi 2. Buradan arkadaşlar ne buldum? Paydamız 3 çıktı. Ve şöyle yapabiliriz. Bu 3 ile şu 6'yı daha işlemler ilerlemeden sadeleştirebilirim. Arada eksi var. Yazdım. Şimdi arkadaşlar 8 ile neyi çarpacağım? Kök 5 artı 1'i çarpacağım. Sonra da bakın çarptım. Sonra da ikisini çarpacağım. Kök 5 artı 1 ile kök 5 eksi 1'i çarpıyorum. Birincinin karesi yani kök 5'in karesi eksi 1'in karesi. Kök 5'in karesi 5, 1'in karesi 1. Buradan paydamız ne çıktı? 4 çıktı. Yine arkadaşlar 4 ile 8'i sadeleştirdim. İşlemlerime devam ediyorum. 2'yi dağıtmam lazım. 2 çarpı kök 5, 2 kök 5. 2 çarpı kök 2, 2 kök 2. Burayı eksi 2 gibi düşünebilirsiniz. Eksi 2 ile kök 5'i çarptım. Eksi 2 kök 5. Eksi 2 ile 1'i çarptık. Eksi 2. Arkadaşlar 2 kök 5, eksi 2 kök 5 birbirini ne yaptı? Sıfırladı. Buradan cevabı hangi seçenek olarak buluyoruz? A mı yapıyor? Evet. Bakın. Şu ikisi kaldı. A seçeneği olarak buluyoruz. Devam edelim. Kenar uzunlukları kök 3 santim ve 1 santim olan 4 özdeş tahta parçası şekildeki gibi birbirine monte ediliyor.
Buna göre oluşan şeklin dış çevresinin iç çevresine oranı. Şeklimizin dış çevresini bulacağız. Bölü iç çevresini bulacağız. Birbirine oranlayacağız. Şimdi arkadaşlar şu kısa kenarlar hep bir. Dikkat edelim. Şu uzun kenarlarda ne? Kök 3. Bu kenar kök 3 artı 1. Bu kenarda bakın öyle. Bu kenarda öyle. Bu kenarda öyle. O zaman arkadaşlar dört kenarda aynıysa dış çevre ne? 4 çarpı kök 3 artı 1 demek. Bölü iç çevreye geçelim. Farklı bir renk kalem alalım. Şimdi arkadaşlar şurası kök 3 görüyorsun. Burası da 1 birim. Şuraya ne kadar kalır o zaman? Kök 3 eksi 1 kalmaz mı? Bakın tamamı kök 3. Burası 1. O zaman burası kök 3 eksi 1 yapar. Şimdi yine arkadaşlar şurası burası kök 3 ise burası da tamamen kök 3. Burası 1. O zaman yine buraya bakın şuraya ne kalır? Kök 3 eksi 1 kalır. Buranın tamamı yine kök 3. Bakın tamamı kök 3. Şu kısım şöyle sileyim yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşlar yazmayacağım yanlış anlaşılıyor. Bakın burası ve burası eşit olduğu için kök 3. Burası da 1 olduğuna göre şurası kök 3 eksi 1 olmak zorunda. Buranın tamamı şuranın tamamı karşısıyla aynı. Yani burası kök 3 ise bu pembe yerde kök 3. Arkadaşlar burada şurası 1 olduğuna göre burası yine ne? Kök 3 eksi 1. Bu küçük şeklin ve bütün kenarları birbirinin aynısı. O zaman çevresi 4 çarpı kök 3 eksi 1 yapmaz mı? Dörtler zaten sadeleşti. Bu işlemi yapabilmek için paydanın eşleniğiyle çarpmam lazım. Hadi başlayalım. Kök 3 artı 1 ile yine kök 3 artı 1'i çarpmam lazım. Payda da ise arkadaşlar kök 3 artı 1 ile kök 3 eksi 1'i çarpmam lazım. Şimdi burada dikkat ederseniz pay kısmında iki kare farkı yok. Mecburen çarpacağız. Kök 3 ile kök 3'ü çarpıyorum. Kök 9'dan 3 yapıyor. Kök 3 ile 1'i çarpıyorum arkadaşlar. Sadece kök 3 yapıyor. Sırada 1 var. 1 ile kök 3'ü çarpıyorum. Yine kök 3 yapıyor. 1 ile de 1'i çarpıyoruz. 1 yaptı. Birazdan düzenleyeceğim. Payda kısmında ise aradaki işaretler farklı olduğu için arkadaşlar burada iki kare farkı durumu var. Birinci terimimiz kök 3. O yüzden kök 3'ün nesi? Karesi diyorum. Eksi. İkinci terimimiz 1. 1'in karesi diyorum. Şimdi pay kısmına geri dönelim. Burada 3 var. Burada 1 var. Toplarsam 4 yapar. Burada kök 3 var. Burada kök 3 var. Topladım. 2 kök 3 yaptı. Paydaya gelelim. Kök 3'ün karesi 3 demek. Eksi 1'in karesi 1 demek. Biraz daha düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle buldum. Şunu fark ettim. Hem 4'te hem 2 kök 3'te ikisinde içinde 2 var. Hem 4'ün hem 2 kök 3'ün içinde 2 var. 2 parantezini alabilirim. 4'ü 2'ye bölersek 2 yapar. Artı 2 kök 3'ü 2'ye bölersek kök 3 yapar. Bölü 2. Arkadaşlar buradan cevabı ne buldum? 2 artı kök 3 olarak buluruz. Buradan da B seçeneği olarak ulaşırız cevabımıza. Devam edelim. Şimdi köklü denklemlere bakalım. Köklü denklemler çözülürken köklü ifadenin eşitliğin bir tarafında, köksüz ifadenin diğer tarafında olduğuna dikkat edilir. Ardından kökün derecesi n ise eşitliğin her iki tarafının n'inci kuvveti alınır demiş bize arkadaşlar. Şimdi sorumuzu açalım. Şimdi ikisinde de hem payda, pay kısmında yani hem payda kısmında köklerin derecesi 3. dereceden yani küp kök. O zaman biz şöyle yazabiliriz. Düzenleyebiliriz böyle sorumuzda. Karşısı ne arkadaşlar? 3 bölü 2. Ben bu küp kökten kurtulmak istiyorum. O zaman arkadaşlar her iki tarafın burada küp kök yazdığı için 3. kuvvetini alacağım. Bu 3 ile
bu küp kök tamamen birbirini ne yapacak? Sadeleştirecek. Burası ne oldu? Bakın artık burası köksüz bir ifade. Şimdi 3'ün kübünü alıyorum 27. 2'nin kübünü alıyorum ne? 8. İçler dışlar çarpım yapacağım. 27 kere x 27x. Eksi 1 kere 27 eksi 27. 8'e de karşıya çarpıyorum. Arkadaşlar 16x'i sola attım. Eksi 27'yi sağa attım. Buradan 27x'ten 16x'i çıkarırsak 11x yapar. Burası da arkadaşlar 35 yapar. Her iki tarafı 11'e böldüğümüzde x'imizi ne bulduk? 35 bölü 11 olarak buluruz. Devam edelim. Bu ilk sorumuzdu. Şimdi zaten bu soruda bir taraf köklü ifade, bir taraf sayı olarak duruyor gördüğünüz gibi. Bu kökün derecesi yazmadığına göre burası karekök. Her iki tarafın o yüzden karesini alıyorum. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Şuraya yazayım. 3x eksi 2, 8'in karesi ne yaptı? 64. Eksi 2'yi karşıya atarsak 66 yapar. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 22 olarak buluyoruz. Bitti. Devam edelim. Evet, bu soruya baktığımızda arkadaşlar 4. dereceden kökümüz var. Her iki tarafın, bakın 4. dereceden kuvvetini aldım. O zaman şu ikisi gitti. Ne yaptı? 5 üzeri x eksi 2 eşittir. Şurayı biraz düzenleyelim. 25 5'in karesi demek. Üstünde de 4 yazıyor. Biz arkadaşlar üstü ifadelerde ne gördük? Üstün üstü durumunda üstler çarpılır. Şu an baktığımda tabanlar aynı. 5'e 5. O zaman üstler birbirine ne olacak? Eşit olmak zorunda. Eksi 2'yi karşıya attığımızda x'i ne buluyoruz? 10 olarak buluruz. Devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aysu elindeki oyun hamurları ile her biri kök x eksi 1 santim olan 3 özdeş şerit hazırlayabiliyor. Görüyorsunuz. Daha sonra bu şeritleri birleştiren Aysu her biri kök karekök 2x artı 1 santim olan 2 özdeş şerit hazırlayabiliyor. Görüyoruz onu da. İki durumda da hazırlanan şeritlerin kalınlıkları eşit. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Aysu'nun elinde oyun hamurları var. Arkadaşlar 3 tane şerit hazırladığında her bir şeritin uzunluğu karekök x eksi 1. O zaman buradan arkadaşlar bakın karekök x eksi 1 şeridin uzunluğu ve bundan kaç tane var? 3 tane var. Tekrar bunları bozuyor. Tekrar oyun hamurundan şeritler hazırlıyor. Bu sefer de 2 tane bu şekilde şerit hazırlıyor. Bunlar sonuçta birbirine nasıl şeritler arkadaşlar? Düşünüldüğünde o oyun hamurları birbirine nasıl? Eşit oyun hamurları değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Bu ifadeleri birbirine eşitleyebiliriz toplamda. Bakın elindeki oyun hamurlarını önce bu şekilde değerlendiriyor. Sonra da bu şekilde değerlendiriyor. Yani elindeki oyun hamurları hep aynı olduğu için iki bulduğumuz ifadeyi birbirine ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. Ben şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapmaya, hani aslında birkaç türlü bu soru çözülür. Problem yok. Ama şöyle yapmak istiyorum. 2'ye böleyim her iki tarafı önce. Buradaki 2'den ne yaptım? Kurtuldum. Şimdi bize ne diyordu başta arkadaşlar? Köklü ifadeler bir tarafta, sayılar diğer tarafta olsun. Yani köksüz ifadeler diğer tarafta olsun diyordu. Ben burada fark ettim ki kök içinde x eksi 1 de var. O yüzden her iki tarafı kök içinde x eksi 1'i de böleceğim. Hatta onu pembe kalemle yazalım. Bakın bölüyorum. Burayı da bölüyorum arkadaşlar. Buradan şunlar ne yaptı? Sadeleşti. 3 bölü 2 eşittir. Karekök içinde 2x artı 1 dedim. Karekök içinde x eksi 1 dedim. Şimdi soruya baktığımızda ikisi de karekök olduğu için şu şekilde ifade edebiliriz. Ben bu karekökten kurtulmak istiyorum. Her iki tarafın nesini alacağım? Karesini alacağım. Bakın alıyorum. Şu an bunlardan kurtuldum. 3'ün karesi ne? 9.
2'nin karesini 4. Burayı da artık bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağım. Yukarı yazıyorum. Burayı da arkadaşlar şu şekilde yazabilirim. 8x'i sola attım. 9x eksi 8x. Eksi 9'u da sağa attım arkadaşlar. X buradan ne çıktı? 13 olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.